Evet, Türkiye Belediyeler Birliği'nin denetlenmesiyle ilgili Sayıştay Başkanlığımızdan randevu almıştık. Kendileri de saat 18'de bizi kabul ettiler ve ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu sürece kadar biz aslında Belediyeler Birliği ile ilgili sözlü olarak talebimizi ilettik. Daha sonra encümen üyelerimiz yazılı olarak da Belediyeler Birliği kaynaklarının hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar diğer türlü bağışta bulunduğunu öğrenmek istedi. Ama bize sadece bizim belediyelerimize verilen araçlar ve diğer yardımlar verildi. Halbuki biz 4 soru sormuştuk onlara. Demiştik ki hangi belediyeye ne kadar araç, ne kadar ekonomik yardım yaptınız? Belediyenin dışındaki kamu kurumlarına ne kadar yardım yaptınız? Ayrıca yurt dışındaki belediyelere veya farklı birimlere yardım yaptınız. Ayrıca birliklere ne kadar yardım yaptınız? Ama maalesef bu sorularımızın hiçbirine yanıt bulamadık. Ardından incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonrasında da Sayın Bilecik Milletvekilimiz Yaşar Tüzün İçişleri Bakanlığı'na komisyonunu yeterli imzayı toplayarak olağanüstü toplantıya davet etti. Bugün de Sayıştay Başkanımızdan randevu alarak kendisini ziyaret ettik ve Belediyeler Birliği'nin incelenmesi amacıyla kendisinden talepte bulunduk. O da bu talebimizi kabul ettiğini, bir takvim çerçevesi içerisinde, Sayıştay'ın bir oluşturduğu bir takvim çerçevesi içerisinde mutlaka bu denetim görevinin yerine getirileceğini söyledi. Biz de kendisine teşekkür ettik ve ayrıldık. Daha önce bazı yurt dışındaki belediyelere yardımlar yapıldığını söylemiştiniz. Bunların belediyeler olduğunu dair bir bilgi var mı? Yok, işte biz o bilgilere ulaşamadığımız için, yani biz diyoruz ki Belediyeler Birliği'ne, sonuçta belediyelere gelen kaynaklardan kesilen paralarla bütçeyi oluşturuyorsunuz ve orada her bir belediyenin hakkı var. Siz bu oluşmuş kaynağı, bütçeyi ne şekilde harcadınız? Hangi kamu kurumuna, hangi il özel idaresine, hangi yurt dışı belediyesine veyahut da siyasi partilere mensup hangi belediyeye ne kadar kaynak aktarız? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bunu istiyoruz sadece. Kaldı ki bir de yurt dışına bir sürü geziler düzenleniyor. Bu gezileri hangi amaca göre yaptınız? Neye göre yaptınız? Kaldı ki bunları yaparken encümenden karar aldınız mı? Bu kesintileri yaparken birlik meclisinden karar çıkarttınız mı? Bunları soruyoruz ama sorduğumuz bu sorulara maalesef bugüne kadar yanıt verilemediği için, hep geçiştirildiği için biz de son olarak Sayıştay Başkanlığımıza geldik ve talebimizi ilettik. Ha bundan sonra her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı arayacağız. Sonuçta bu hak bu milletin hakkı. Seçilmiş belediye başkanlarımız milletimize hizmet ediyor. Milletimizin sorunlarını çözmek için gayret ediyor. Ama siz belediyelerinden kesilen kaynaklarla oluşmuş bu bütçeyi keyfi olarak hiçbir şekilde o belediyeleri dağıtmadan haksız, hukuksuz bir şekilde kendi paranız gibi harcıyorsanız elbette ki biz de bu millet adına bu hesabı sormak zorundayız. Bunu takip etmek zorundayız. Bugün Sayıştay'daydık ama yarın eğer bu sorularımıza hala yanıt alamazsak gerekli her demokratik ve hem hukuki haklarımızı kullanacağız. Kendisi bizi dinlediler ve Sayıştay'ın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak incelemelerini yapacaklarını ifade ettiler. Tabii ki, yani Haziran ayı itibariyle takvim başlıyor, Sayıştay takvimi inceleme. Eylül, Ekim itibariyle de sonuçlar açıklanıyor. Yani raporlar açıklanıyor. Yani şöyle, birçok konudan bir haber oluyorlar. Son zamanlarda sürekli yurt dışı geziler olsun, farklı şeyler olsun davet ediyorlar ama bunun da ne amaçla yapıldığını biliyoruz biz. Şu anda belediyelerimize de zaman zaman araç gönderme gayreti içindeler farklı şeylerde. Ama biz şunu istiyoruz, benim belediyeme de göndermişsen, başka partilere mensup belediyelere de göndermişsen bana bunun bilgisini ver, bunun raporunu ver, şeffaf ol.
O kaynak senin babanın malı değil. Senin kişisel tasarrufun değil. Orada her bir belediyenin hakkı var. Hakka, hukuka göre hareket et. Peki efendim, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili teklifle ilgili bir konuşma geçmedi. Yok, hayır. İstanbul'la ilgili bir konu geçmedi. Çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar.